Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Katip'ten orta boy günlük kullanacağımız bir çanta çalışacağım. 50 gram kadar şöyle yazdım. 50 gram kadar Katip, rafya olabilir, pamuk ip olabilir. Yani ben sadece şu anda elimde olan ipleri değerlendiriyorum. 3,5 milim tığ, bir tane de zevkinize kalmış bir, tabi ahşap olursa daha güzel olur, düğme. Hemen başlayalım. 30 zincir çekerek başlıyoruz. 30 zincir çektim. Bir tane de yukarı dönüş için fazladan çekiyorum ve hemen yanındakine sık iğne örüyorum ve bütün zincirlerin üzerine tek tek sık iğne örerek başa geliyorum. Sıra sonuna sık iğne ile geldim. 30 adet sık iğne oldu. En son battığım ilmeğe 1 2 fazla batıyorum. 3 oldu. Bir tanesi zaten şu kenarın ilmeğiydi. Sık iğnesiydi. Fazladan 2 tane battım. Bir de karşısı için şu ilk ilmeğin karşılığını örüyorum. 4 kere batıyorum. Bunun ikisi zaten iki kenarın sık iğnesi olacak. Fazladan 2 tane batmış oluyorum. Ve 4 kere battıktan sonra son ilmeğe gene sık iğne örerek burada nasıl battıysak tam karşılığına batıp sık iğne örerek ve şu kalan ipi de içinde kaybederek başa kadar örüyorum. Son ilmeğe geldim. Şurada en son battığım ilmeğe de karşılığını örüyorum. Fakat burada iki tane fazladan batmıştık. 4 kere. Burada da bir bu tarafın ilmeği iki kere. Zaten bütün ilmekleri iki kere batıyoruz. Karşılıklı olarak. Şimdi tam şu araya diğer kenarda yaptığımız iki fazlayı örüyorum ve buraya da 4 kere batmış oluyorum. Zaten hemen şu yanındaki de ilk ilmek oraya bağlıyorum. Evet, ilk taban kısmına gelecek sıramızı bitirdik. Bunun üzerine şimdi bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Hemen aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum ve örgünün tamamını sık iğne örerek tekrar bu başa geliyorum. İlk kez örenler karıştırmamak için sırayı şöyle bir işaret iğnesi takabilirler. İşinizi kolaylaştırır. Şuraya bir işaret iğnesi takın. Nerede kalmıştım, nerede başlamıştı sıra demezsiniz. Bütün sırayı şu işaret iğnesinin yanına kadar sadece hiç arttırmadan sık iğne örerek dolaşıyorum. Sıra sonundayım. Şu işaret iğnesini çıkarıyorum ve oraya hemen örgüyü bağlıyorum. Gene bir zincir ve üçüncü kere sıra dolaşacağız. Aynı yere. Gene aynı yere batıyorum bir sık iğne. Devamı gene sık iğne olarak arttırmadan nasılsa örgü o şekilde gelişine sık iğne örerek şuraya gene siz daha iyi görebilmeniz için şuraya bir iğne takayım. Gene aynen sık iğne olarak iğnenin yanına kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim.
Şu iğneyi çıkarayım. Örgüyü ilk sık iğneye bağladım. Şu orta 1, 2, 3 sıra çevresini, çantanın etrafını 3 sıra sık iğne örmüş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zinciri çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Üzerine doluyorum. Şu çıkış zincirin çıkış ilmeği bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. Bir zincir doluyorum. Buna değil, diğerine. Aralarda bir zincir, altta da bir ilmek atlayarak aynı şekilde buna değil, buna. Aynen bu şekilde bütün çantanın etrafını kafes örerek şu ilk zincir trabzan olan yere gelene kadar aynı şekilde eksiltmeden, arttırmadan bu şekilde örüyoruz. Son kafesi ördüm. Bir zincir çektim. Bir, iki, üçüncü zincire arada bir tane bunlar gibi kalması gerekiyor. Üçüncü zincire bağladım ve kafes örgümüz de bitti. Hemen bir zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Ve her kafesin içerisine iki tane sık iğne. Trabzanların üzerine değil, sadece aralara ikişer sık iğne. Bu şekilde. Gene bütün çevreyi örerek başlangıç kafese geliyoruz. Son kafesim içine gene iki sık iğne yaptım ve şuradaki iki sık iğnenin başına bağladım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir, iki, iki zincir yeterli. Bir doluyorum. Gene aynı yere. Aynı yere bir kere çıkıyorum. Bekletiyorum. Doluyorum. Bir kere çıkıyorum. Bekletiyorum. Ve hepsini birden örüp bir zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Bir tane ilmek atlıyorum diğerine. Bekletiyorum. Aynı yere bu üç trabzanı da aynı ilmeğin içine batıyoruz. Bekletiyorum. Üçüncüyü ve aldıktan sonra hepsini birden kapatıp bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. Yani bunlar hep şu kutucukların tığ tarafında kalan ilmeğine denk geliyor. Şuralara. Şuralara. İki, üç, topluyorum bir zincir, üzerine doluyorum, bir tane atlıyorum diğerine, bir, iki, üçü de aldıktan sonra topluyorum bir zincir. Çantanın etrafını bu örnekle gene başlangıç yerine kadar örüyoruz. Sıra sonundayım. İlk üçlü trabzanın üzerine sırayı bağladım. Şimdi
Şimdi bir üst sıraya bir zincirle çıkıyoruz. Aynı çıktığımız ilmeğe bir sık iğne, bir tane araya, bir şu üçlü sık iğnelerin, yani onlara fıstık diyelim, bir fıstıkların üzerine bir tane şu araya, boşluğa. Bir fıstığın üstüne bir şu araya. Bu şekilde sırayı başlangıç yerine kadar, artık iğne takmıyorum çünkü gösteriyor kendisine. Buraya kadar, başa kadar sık iğne örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Son boşluğa da sık iğneyi yaptım ve başlangıca bağladım. Bunun üzerine gene şuradaki kafesi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Üzerine doluyorum. Şu çıkış zinciri. Burayı atlıyorum. İkincisine. Bir zincir doluyorum. Buna değil, buna. İkincisine. Gene bir zincir doluyorum. Bunu atlıyorum. Diğerine. Şurada yaptığımız kafesin aynını burada da örüyoruz. Gene üzerine, bunun üzerine gene sık iğne gidiyoruz. Sonra bu fıstıkları örüyoruz. Tekrar üzerine sık iğne örüyoruz. Ve bu kafes 5 adet olana kadar devam ediyoruz. Bu örgü 4 tane, bu kafes 5 tane olacak. Örgünün sonunda ağız kısmını, biritini ve sapını yapacağız. Son kafesi yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3. zincire bağladım. Şurada 4 zincir çekiyorduk. Şurayı dönerken 3. zincire bağlıyorum. Kalan bir zincirde, bunların da aralarında bir zincir var, onu tamamlıyor. Gene bir zincirle sık iğneleri örmeye başlıyoruz bir üst sırada. Gene aralara ikişer tane trabzanların üzerine hiç batmıyoruz. Şu araları örerek şu örneğe başlıyoruz. Son iki sık iğnemi yaptım kafesin içerisine. Başlangıçtaki ilmeğe bağladım. Hemen bir iki zincir çekiyorum, fıstıkları yapıyoruz. Aynı ilmeğe bekletiyorum. Ve hepsini birden örüyorum. Bir zincir doluyorum. Bir taneyi atlıyorum diğerine. Bunu da bekletiyorum. Üçüncüyü de aldıktan sonra hepsini birlikte çekip bir zincir çekiyorum araya. Model bu şekilde devam ediyor. Değişen hiçbir şey olmayacak son sıraya gelene kadar. Videoyu çok fazla uzatmaya da gerek yok çünkü ortaya çıktı model. Çok da basit bir model. Ben bunu bitene kadar örmeye devam ediyorum. Çantayı son sırasına kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 kafes ördükten sonra ilk başta yaptığımız şu 3 sıra sık iğneyi bitişte de yapıyorum. Son 3. sırada şuradan başlıyordu çanta. Başlangıç sıramız burası. Ördüm, diğer tarafa geçtim. Çantanın ortasını belirlemiştim. Tam oraya kadar ördüm.
Şimdi biritini yapacağım. Ha, çıt çıt takacağım derseniz şu içlere çıt çıt takarsınız. Birite gerek kalmaz. Ben şu ahşap düğmeyi takmak istedim. Şuraya. Şöyle uzatın. Çevirin. Bu yeterli oldu gibi. Bir tane daha yapayım. Gene aynı yere. Bir daha batıyorum. Birit. Bu kadar. Çok basit bir örgü. Tekrar bu sırayı bitişe kadar örüyorum. Çantayı bitirdim. Gayet güzel de gizledim ipi. Bu başlangıçları ve bitişleri ya da ekleri çok muntazam. Eğer yok edersek elimizden kaliteli işler, güzel işler çıkar. Belli etmeyelim ekleri de, ipleri de. Yürüttüğümüz ipleri bile içeriden belli etmeyelim. İçi de dışı da tertemiz örgüler çıksın elimizden. Biriti yaptım. Düğmeyi şöyle dikeceğim. Askıyı yapalım. Şimdi 1,20. 1,20, 1,22 yeterli oluyor. Yani 1 metre 20 santim ile 1 metre 25 santim arası yeterli oluyor. Ben şimdi o 1,20 kadar zincir çekmeye başlıyorum. Bu zincirin tamamını sık iğne ile örüyorum. Bütün zinciri baştan sona sık iğne öreceğim. Şöyle tam 1,20, 1 metre 20 santim kadar askısını ördüm. Tabii tek tarafını ördüm daha. Şimdi bu son ilmeğe şu dönüşü sağlamak için ikinci, üçüncü ilmeği de örüyorum. Sonra gene karşılıklarına batarak, bu zaten benim daha önceki modellerimde de çok çalıştığım, yıllardır genelde tercih ettiğim bir çanta sapı modeli. Bazen çok ince gerekiyor. O zaman kaydırma yöntemiyle örüyorum. Ama bu biraz kalınca bir sap ihtiyaç gösterdi. O yüzden tam karşılığını örerek diğer başa kadar örüp şurada yaptığım son ilmeğe 3 kere batıp buradaki gibi kapatacağım ve çantaya dikeceğim. 12 santimlik bir karton parçasına 20-25 kere ipi doladım. Sonra başka bir ipi şöyle arasından geçirip tam tepe noktasından iyice sıktım. Çıkardım. Tam alt kısma gelecek şekilde hizaladıktan sonra püskülü kestim. Şunu biraz daha sıkıladım. Şöyle şuraya ayırdım. Çünkü bu çantaya takılacak. Bağlanacak çünkü. Bir altına gene püskülün tepe kısmını
yapıyorum. Sıkı bağladıktan sonra onu da püskülün içerisine katıyorum. Bunu da çantaya bağlayacağım. Şu hazırladığım püskülü çantamın bir altı tam köşesine şöyle bir takıyorum. Boncuğun içinden geçiriyorum. Hemen bağladığım ipin içinden de geçirip püsküle dahil ediyorum. Biraz yukarı alıyorum. Boncuğu içinde bu şekilde hapsettikten sonra sağlam bir püskül oluşuyor. Uçlarını da kesip düzelteceğim. Şu sapın uç kısmını dışarı gelsin istiyorum. Çünkü uç kısmını gayet muntazam örtük. Geçişini köşeye 3 kere batarak yuvarladık. Şimdi bu uç kısmını içeri değil, bu sefer dışarıdan dikmek istedim. Tam köşeye gelecek şekilde yerleştirdim sapın ucunu ve bu şekilde çantaya sağlam bir şekilde, şurayı da öyle yaptım. Bakın, gayet sağlam bir şekilde buraya diktim. Şu alt kısmı bir dikiş daha atayım. Şimdi güzel oldu. Kesiyorum. Ve içeriden görünmeyecek bir şekilde bunu kaybedeceğim. Ve çantamız da bitmiş oldu. Püskül isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben hatta boncuğu çıkardım. Biraz fazla gibi geldi. Püskül de takmayabilirsiniz. Ya da daha yoğun bir, çok gösterişli bir püskül takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, zevkinize kalmış bir durum. Çanta bitti. Ben püskülün boncuğunu çıkardım. Hatta hiç püskül takmayabilirsiniz. Ya da tam tersine gösterişli, daha kalın bir püskül takarsınız. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle neleri sığdırabildiğimi göstereyim. Büyük bir telefon, küçük olmayan, yani çok çok büyük cüzdan değil ama normal her zaman kullandığımız bir cüzdan gayet rahat sığdı. Hiç çantayı zorlamadan daha içinde başka şeyleri de sığdırabileceğimiz mendil gibi, sprey gibi, parfüm gibi yerimizde kaldı. Şık bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yardımcı olabildiysem çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.